Değerli izleyiciler, şimdi özel savaşı konuşacağız. Yeni Özgür Politika Gazetesi yazarı Cafer Tar değerli konuğumuz bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza Sayın Tar. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Dersim dosyamızı verdik, dinleme imkanınız oldu sanıyorum. Evet. Tabii evet, evet. Genel olarak hem Dersim hem Kürdistan'ı konuşacağız. Öncelikle özel savaş diyoruz ya, savaş var, savaş herhalde değil mi? Fiziki olarak biraz belli ortada. Özel olması ne anlama geliyor? Kürdistan'da özel olması ne anlama geliyor? Kavramsal olarak eğer mümkünse tabii. İkinci sorum aslında sorabilirim. Özel savaşı tanımlayalım. Sonra Kürdistan'da nasıl işliyor bu? Ne evet. yöntemlerle? Buyurun Sayın Tar. Yani özel savaşı çok kestirmeden çok hızlı anlaşılsın diye söylüyorum. Özel savaş halka karşı ve o insanların yaşadığı coğrafyaya karşı bir savaştır. Özel savaş sadece böyle hani askeri güçlerin birbirine karşı yürüttükleri bir savaş değildir. Geleneksel savaşlarda hani çok geçmiş zamanlarda işte böyle askeri güçler karşı karşıya gelirlerdi ve birbirleriyle savaşırlardı. Kazanan savaşı kazanmış olurdu ve o bölgede hakimiyet kazanırdı. Ama bu savaşın böyle halkla, orada yaşayan insanlarla ve işte oranın coğrafyasıyla olan ilgisi çok fazla değildi. Hı hı. Ama özel savaş böyle bir şey değildir. Özel savaş insanların zihnine karşı, insanların inançlarını, insanların farklılıklarını derinleştirerek, onları birbirleriyle vuruşturarak yürütülen bir savaştır. Halkın yaşam alanlarını, kendini yeniden ikame etmesini, kendini yeniden üretmesini ortadan kaldırmayı hedef alan, bilinç çarpıtmasını hedef alan, yaşadığı coğrafyayı yok etmeyi hedef alan bir savaş türüdür. Dolayısıyla özel savaşı, yani geleneksel savaş ordular arasında olurken, özel savaş bir gücün bütün halka karşı, onun tarihine karşı, coğrafyasına karşı, onun kendi hayatını sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynakları yok etme biçiminde gelişen bir savaş türüdür. Ve biz aslında bu savaşın 40 yıldır özel savaşın nasıl bir şey olduğunu Türkiye Kürdistan'ında çok yaşayarak görüyoruz. Dersinde de zaman zaman böyle özel savaş taktiklerinin bazı alanlarda yoğunlaştığı, derinleştirildiği dönemler yaşanır. Şimdi dersinde de aslında özel savaşın bu tarzının muazzam derinleştirildiğini, yeniden gündemleştirildiğini çok net olarak görüyoruz. Hem Dersim coğrafyasına karşı hem de Dersimlik bilincine karşı. Değerli muazzam Tar, özür dilerim. Dersim'e ait ayrıca özel ideolojik saldırı da var. Dersim'e geçmeden önce rica edeceğim. Kürdistan'da yöntemler. Biraz onu açma şansımız var mı efendim? Oradan lütfen. Buyurun buyurun. Bura çok önemli. Hı-hı. Şimdi özel savaş taktiklerinden bir tanesi, çok önemlisi şudur. Hı-hı. Toplumu hafızasızlaştırmaya çalışır. Aslında ölüm insan bireyler içinde böyledir. Değil mi? Toplumlar içinde böyledir. Siz bir toplumun hafızasını silerseniz o toplumu öldürmüş olursunuz. Yani bu çok net böyledir. Bir bireyin de öyle. Bir birey düşünün. İşte siz onun hafızasını silerseniz ne kalır geriye? Etten kemikten bir şey kalır değil mi? Hı. Onu yok etmiş olursunuz. Ya. Şimdi Kürdistan'da ilk önce muazzam bir hafıza silme operasyonu oldu. Hı. Yani Kürt toplumunun hafızasını silmeye çalıştılar. Dolayısıyla hafızası silinmiş bir toplum kolaylıkla yok olacaktı, yok edilecekti. Şimdi bu olmadı. Yani buna karşı güçlü bir mukavemet gelişti. Aslında özel savaş yeniden kendini tarif etmeye çalışan bir halka karşı, özgürlüğünü arayan bir halka karşı, yok edilmeye, ortadan kaldırılmaya, imha etmeye karşı direnen bir halka, bu noktada bütün her düzeyde kendini askeri olarak, insani olarak, ideolojik olarak, ekonomik olarak kendini yeniden örgütlemeye çalışan bir halka karşı devletin bütün gücüyle bütün alanlarda saldırması anlamına geliyor. Bir o halka karşı savaş yürütmesi anlamına geliyor. Yani hani birçok yerde diyorlar ya, aslında en büyük yalan çarpıtma budur. Hani birçok yerde diyorlar ki işte bizim sorunumuz Kürt Özgürlük Hareketi'yle değil, bizim sorunumuz Kürt halkıyla değilmiş de, evet. Kürt özgürlük mücadelesiyle derler ama gerçek bunun tam tersidir. Hı hı. Gerçek Kürt Özgürlük Hareketi henüz kendini örgütlememişken bile, daha henüz yokken bile Kürt Özgürlük Hareketi Kürt halkına karşı muazzam bir özel savaş uygulandı. Kürt Özgürlük Hareketi bu yıllardan beri kendisinin kuruluşundan çok önce
Kürt halkına karşı sürdürülen özel savaşa karşı bir mukavemet. Evet. Bu tamamıyla... Özür dilerim. Arkadaşlar bu ses stüdyodan geliyor. Bir yakın bir yerde uyaralım lütfen. Lütfen. Evet. Biz dinleyelim sizi. Biz buyurun siz devam edin. Yani özel savaş öyle özetlersek halka karşı yürütülen bir savaştır. Şimdi bu nasıl oluyor? Biraz böyle ayrıntılarını konuşalım. Hani altını çizeceğim bir şey. Bir halka karşı ulus devletçi, böyle tekçi yapının o halkı yok etmek, imha etmek, bütün içerisinde eritmek için sürdürdüğü bir savaştır. Bunun propaganda boyutu var, bunun psikolojik boyutu var, bunun askeri boyutu var, bunun ekonomik boyutu var. Hepsi birden topyekun bir halka karşı kullanılır. Ekonomik boyutu nedir? İşte oranın ekonomi, bir toplum yoksul bırakılır. Bir parça ekmek için kendisine, daha yoksul bırakılmış topluma da, toplumdan da bir parça ekmek için kendisine biat etmesi istenir. Aslında oradaki açlığın, yoksulluğun kendisi, bunu yapan devletin kendisidir. Ama bir parça olsun, bir nebze olsun hayatlarını sürdürebilmeleri için de o toplumdan kendilerine biat etmeleri istenir. Evet. Böylesine bir şeydir. Böylesine bir şeyi esas alır. Böylesine gayri insani bir yaklaşım esas alır. Değerli Tar, dersim dosyamızı verdik. Sayın Tar, dersime özel biraz bakalım. Bir sorum daha olacak. Seyit Rıza özelinde son dönemde birileri tartışıyorlar. Seyit Rıza yok. Yani çok haksızlıkla hakaretler var. Dersimi konuşalım biraz. Buyurun lütfen. Evet. Şimdi aslında Dersim dosyası genel olarak Kürdistan'da sürdürülen soğuk savaşın dışında değerlendirilemez. Yani Kürdistan'da sürdürülen soğuk savaşın aslında benzer taktikleri biraz daha yoğunlaştırılmış, biraz daha derinleştirilmiş biçimleri Dersim'de işliyor. Dersim tabii özel olarak bir Dersim'in önemi de var. Kürt toplumu üzerinde psikolojik, manevi bir önemi var. Dolayısıyla orada yürüyen savaş coğrafi olarak bir önemi var Dersim'in. Dersim önemli bir bölgededir Kürdistan coğrafyası açısından. Bunların hepsiyle birlikte bakmak lazım. Şimdi Dersim'de olan nedir? Biraz bakalım. Biraz da böyle bunu, bu özel savaşı Dersim'de yürüyen süreç üzerinden deşifre etmeye çalışalım. Bir, Dersim'in coğrafyası yok edilmeye çalışılıyor. Dersim'de insanların tarım yaparak kendi hayatlarını sürdürmeleri, yani kendi ekonomik özgür varoluşları ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Yani ne yapılmaya çalışılıyor? Dersim'de bu sürdürülen savaş yüzünden hayvancılık mümkün değil. Bütün bu HES'ler vesaire falanla da önemli tarım alanları ortadan kaldırılarak, tarım yaparak hayatlarını sürdürmesi mümkün değil insanların. Ekonomik olarak Dersim coğrafyası aslında daha çok devlete bağımlı hale getirilmeye çalışılıyor bütün bu operasyonlarla. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı, Dersim'de Kürtlük bilinci yok edilmeye çalışılıyor. Dersim'de insanların ulusal aidet bilinci, inanç üzerinden, Alevi-Sünni çatışması üzerinden yok edilmeye, tasfiye edilmeye çalışılıyor. Yani dolayısıyla Dersim halkı Alevilik üzerinden diğer Kürtlere, Kürtlerin geri kalan kısmına kuşkuyla bakar hale getirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla onlar arasındaki Kürtlerin kendi içindeki bağ koparılmaya, birbirleriyle daha kuşkuyu esas alan tarzda ilişki kurmaları sağlanmaya çalışılıyor. Biri daha önemli, yani bütün bu tartışmada ben de bir kısmını takip ediyorum. Dersim'in tarihiyle olan bağı koparılmaya çalışılıyor. Dersimliğin inşasında çok önemli bir yeri olan Dersim tarihiyle Dersimler arasındaki bağ koparılmaya çalışılıyor. Bu toplumu hafızasızlaştırma çabasıdır ve çok tehlikeli bir çabadır ve bu dışarıdan yapılmıyor. İçerideki yerli işbirlikçiler eliyle yapılıyor. Evet. Yani günümüzde modern rehberlerle karşı karşıyayız. Şimdi bu adamlar gerçekten, hani düşman bir taraftan böyle bütün askeri gücüyle vesaire falan saldırırken öbür taraftan da böyle içeriden gerçekten kendini böyle elde edecekleri konumlar itibariyle, devletten edinecekleri çıkarlar itibariyle, menfaat itibariyle falan kendini bu duruma yatırmış, kendini bu onursuzluğa yatırmış insanlar var. Ve gerçekten onlara karşı güçlü bir ideolojik mücadele sürdürmek lazım. Evet. Seyit Rıza özelinde de bu tartışma yapılıyor. Ama daha çok, yani Seyit Rıza'ya şu anda biraz böyle utangaç bir biçimde saldırıyorlar. Evet.
Ama nedense daha çok Nuri Dersim üzerinden yürüyor bu tartışma. Nuri Dersim'i, Nuri Dersim üzerinden yürüyen tartışmayı daha fazla önemsemek ve oradan bir güçlü bir savunma hattı oluşturmak gerekiyor. Eğer oradan güçlü bir savunma hattı oluşturursak Seyit Rıza'yı da önemli ölçüde, Seyit Rıza'ya yönelik saldırıları da önemli ölçüde karşılarız. İstiyorsanız biraz nasıl olduğunu konuşalım. Önce bekleyin. Olabilir, biraz... evet. Biraz açalım. Buyurun lütfen. Evet. Şimdi çok basit bir soğuk savaş taktiğinden bahsedeceğim. Bir süredir özel savaş taktiğinden bahsedeceğim. Bir süredir Nuri Dersim üzerinden yürüyen bir tartışma var. Şimdi bu tartışmanın birkaç ayağı var. Yani ben ama özel savaşa denk düştüğü için en önemli kısmını sizinle konuşmak istiyorum. Buyurun. Şimdi Nuri Dersim'i Milan aşiretindendir. Milan aşireti Dersim'e sonradan gelmiş bir aşirettir. Yani iddiaları böyledir. Milan aşireti aslında köken olarak Kürdistan'ın başka bölgelerinde de olan o altını çizdikleri şey üzerinden konuşmak istiyorum. Milan aşiretinin bir kısmı Sunni'dir. Nuri Dersim'in de ailesinin aslında Alevi değil Sunni kökenli bir insan olduğunu, yani Sunni olduğunu ve Dersim'e gelme gerekçesinin de Dersim'de işte Sunniliği geliştirmek olduğunu söylüyorlar. Evet. Temel saldırılarından bir tanesi Nuri Dersim'e budur. Yani bir toplumun bilinçaltına ya aslında Nuri Dersim'i bizden bile değil, sizden bile değil demek istiyorlar. Yani niye Nuri Dersim'i işte Dersim Nuri Dersim'idir. Bütün Nuri Dersim'in adı Nuri Dersim'idir. Ve Nuri Dersim'i Dersim coğrafyasında doğmuş, büyümüş, ailesi Dersim coğrafyasında yaşamış bir insandır. Velev ki Nuri Dersim'i, velev ki böyledir. Velev ki Nuri Dersim'i gerçekten Sunni kökenli birisidir. İşte hani ailesi daha öncesinde Sunni'dir ve gelip Dersim coğrafyasına yerleşmiştir. Peki. Bu neyi değiştirir? Yani Nuri Dersim'in neyini değiştirir? Nuri Dersim'i böyle bir insanın üzerinden yürüyen saldırının denk düştüğü şeyin psikolojik olarak neye denk düştüğü çok bellidir. Yani bu hani Kürtler arasında bir defa mezhepçilik üzerinden ayrım yaratma çabasıdır. Evet. Tabii. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Evet, çok önemli konular konuşuyoruz. Buyurun lütfen. Mezhep üzerinden ayrım yaratma çabasıdır. Ve Nuri Dersim ile Nuri Dersim şahsında Kürtler Dersimliliği Kürtlükten koparma çabasıdır. Peki. Şimdi bu çok gerçekten klasik bir şeydir. Ve bunu yapanlar, hani devlet bunu bu zamana kadar yaptı. Şimdi ise yıllarca devlete karşı mücadele ettiğini iddia eden, aslında bir devlete karşı mücadele de yokmuş olsaydı, bu kadar böyle bu insanların diline pelensek olmazdı. Güya eskiden sol içerisinde devlete karşı mücadele ettiğini söyleyen insanlar tarafından yaygınlaştırılan, konuşulan şeydi. Tabii bu lanet bir solculuktur, solculuk değildir. Eğer solculuksa lanet bir şeydir. Yani ben burada tenzih ederim. Ben kendimiz solcuyuz, sosyalistiz. Bu noktada bir sorunumuz yoktur. Ama biz tabii başka insanlarla ilişkimizi buraya üzerinden sadece sınırlandıran, daraltan bir yaklaşım içerisinde değiliz. Ama bu bahsedilen şey, bu yani solculuk falan değil, bir özel savaş taktiğidir. Bu coğrafyaya ve bu halka karşı büyük bir kötülük, büyük bir düşmanlıktır. Evet. Ayrıca Nuri çok önemli, çok önemli. Buradan mümkünse anlaşıldı aslında, çok iyi anlaşıldı. Bir kesim Dersim'de mezhepçilik üzerinden Kürt önderlerini, yani Kürtlükten uzaklaştırma gibi bir çalışma içerisinde ve bunu da özel savaş kategorisinde değerlendiriyorsunuz. Biz bunu daha çok konuşacağız, mücadele edeceğiz daha doğrusu, böyle belki söylemek lazım. Ben son sorumu sorayım size. Tüm bu özel savaş yöntemlerine karşı nasıl bir mücadele vereceğiz? Nerede buluşacağız? Hangi anlayışta olacağız? Hangi tarihi noktada buluşacağız ve mücadele edeceğiz? Son sorum budur efendim. Buyurun lütfen. Evet, aslında biz bunu çok uzun süredir konuşuyoruz. Ama anlaşılıyor ki etrafımızda olduğunu düşündüğümüz, yani güya bizimle teması olduğunu düşündüğümüz çevreler bile aslında bize karşı kördürler, sağırdırlar, bizi duymuyorlar. Öyle anlaşılıyor yani. Ben hepsini kastetmiyorum ama tenzih ediyorum. Ama demokratik ulus projesi, demokratik modernite ve demokratik ulus üzerinden yürüyen tartışma bu sorunun cevabıdır aslında. Yani biz epey bir süredir aslında bu sorunun
bunun nasıl bu coğrafyada bu problemlerin nihai olarak nasıl sonlandırılabileceğine ilişkin bir yaklaşım içerisindeyiz. Ve bunun emeğini veriyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun için birçok arkadaşımız cezaevindedir. Bunun bedelini ödüyorlar. Birçok arkadaşımız buna ilişkin bütün basın yayınımız bu noktada bir çaba içerisindedir. Ama şunu görüyoruz, yani bu da işte aslında bu ezen ulus aydını tavrının şeyidir, bir tezahürüdür, bir yaklaşımıdır. Bize karşı gerçekten bizden gelen, Kürt halk önderinden gelen, Kürt hareketinden gelen mesajlara karşı, yani oradan gelen yaklaşımlara karşı demek ki bir böyle ezen ulus aydını beyaz tavırla falan bir böyle burun kıvırma, bir onu görmemeye çalışma tavrı var. Bu çok utanç verici bir şeydir. Buna karşı mücadele, biz tabii bu noktada emek ve çaba sahibi olmaya devam edeceğiz. Ve biz nihai olarak da bu noktada gerçekten bir karşılığı olduğu için, doğru yerde olduğumuz için karşılık yaratacağımızı düşünüyorum buna. Evet. Mesele de şudur, bizim yaklaşımımız şudur. Biz bu ülkenin yurtseverleriyiz, biz bu toprakların insanlarıyız ve bizim bu topraklarda yaşayan hiçbir inanca ve etnik kimliğe karşı bir tavrımız yoktur. Bizim özgürlük arayışımız, evet. Şimdi bizim özgürlük arayışımız, Kürtler şimdi Kürt kimliği baskı altındadır, yok edilmeyle karşı karşıyadır. Kürdistan coğrafyası sürekli saldırı altındadır. Dolayısıyla biz Kürdistan coğrafyasını savunuyoruz. Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin, bağımsızlık mücadelesini savunuyoruz, onun mücadelesini veriyoruz. Ama bunu yaparken o coğrafyada, o coğrafyaya ait bütün kimliklerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini de veriyoruz. Hiçbirini ötekileştirmeden, dışlamadan bu mücadeleyi vermek gerekiyor. Dolayısıyla orada Alevilik bu coğrafyada verilen özgürlük mücadelesinin bir tarafındadır. Sunnilik başka bir tarafındadır. Ezidilik başka bir tarafındadır. Hiçbiri birbirine karşıt değildir. Hiçbiri birbirinin ötekisi değildir. Türklük bunun, Türklük bile aslında o coğrafyada yaşayan Türklük hani çok böyle hani devlet üzerinden örgütlenip oray üzerinden geldiği için bunu söylüyorum. Ama burada bir ne bir Türk karşıtlığı vardır, ne de başka bir ulusa, ne Arap karşıtlığı vardır. Burada hatta tam tersine Kürdistan özgürlük mücadelesi Türklüğü gerçekten hani bir tarafıyla böyle ulus devlete bulaştırılıp gerçek muhtevasından, özünden koparılıp başka halklara karşı konumlandırılmaya çalışılan Türklüğü bile aslında Araplığı, Türklüğü, Acemliği aslında bir yönüyle onurlandıran bir çabadır, bir çalışmadır. Yani Kürt özgürlük arayışı başka bir ulusu, başka bir ulusa ait olmayı, halka ait olmayı dışlayan, ötekileştiren, onu düşmanlaştıran bir yaklaşım değildir. Evet. Böyle bir yaklaşıma hiçbir zaman savrulmadı. Bundan sonra da böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla nihai çözüm gerçekten demokratik ulus çözümüdür. Değerli Tar, gerçekten özellikle bu son yorum konusunda ben size çok katılıyorum. Ben de mümkünse Kürdistan'ın özgürlüğünün sadece tabii Kürtler değil, Kürdistan çok uluslu, çok etnik yapılı, çok inançlı ve Önder Apo perspektifiyle eğer özgürleşirse hakikaten bu tarz sorunlar elbette olmayacaktır. Değerli Tar, teşekkür ediyorum izleyicilerimiz adına da bu değerli yorumlarınız için. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, önemli bir konuyu konuştuk. Her gün, hemen her gün olan şeyler işte. İşte nerede? Dersim'de panel yapıyor. İşte Seyit Rıza'ya saldırıyor. Yani yok işte savaşmadılar, yok falan filan. Yani çok haksızlıklar var. Bu da özel savaş yöntemi. Hemen her gün işlemek zorundayız. Bence bunu, önemli bir konu işledik. Değerli Tar'da önemli yorumlar yaptı. Saat başında haberlerle birlikte olacağız. Sonrasında gün ortasıyla devam edeceğiz sizlerle değerli izleyiciler. Şimdilik hoşça kalın.